Love is love. Love is love. Hadi. Hepinize merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir haftalık market alışverişimi yapacağım. Kasaba ve markete gideceğiz. Bu videoyu yapmamdaki en büyük sebep besin hazırlamanın, kalori hesabı yapmanın çok zor olduğunu biliyorum. Birçok soru da sormuşsunuz zaten. O yüzden biz bunu bir günde nasıl hallediyoruz ondan bahsedeceğiz. Bu videoyu yaparken besinlerimi nasıl saklıyorum, nasıl hazırlıyorum ve en önemlisi bütçemi nasıl harcıyorum bundan bahsedeceğiz. Lafı uzatmayalım, çok güzel video olacak. Markette görüşürüz. Evet, markete geldik ve tabii ki bu işleri yalnız yapacak değilim. Diyetisyenim ve aynı zamanda antrenman partnerim Hasan'la beraberiz. Günün sonunda beraber bir antrenman yapacağız zaten. Antrenmansız bir yok olmaz demiştik. Hadi başlayalım alışverişe. Hadi. Evet, liste sende. Araba bende. Sen söyle, ben alayım. Anlatalım. Evet, en önemli besinlerimizden biri olan yumurtayla başlayalım. Bir haftalık yumurtamızı alıyoruz, doğru mu? 28 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Yani günde 4 tane yiyoruz. Evet. 28 tane yumurta alacağız. 630 gram yulaf ezmesine ihtiyacımız var. Yulaf ezmesi. Fit waffle'ı bir tamamlamamız lazım değil mi? Önce bir fit waffle alışverişini gidelim. Geçen videoda fit waffle tarifi verirken bir takipçim altta yorum olarak yazmış. Teşekkür ederim, ismini unuttum. Ama ince öğütülmüş yulaf ezmesiyle daha iyi oluyor. Doğru. Fit waffle yaparken ince öğütülmüş çok önemli. 350 gram olması lazım. Evet. Bunları 2 tane alsak yetiyor. 700 mü? 700. Bizim 630. O zaman bir haftalık 2 Aynen. paket. Sırada muz var. Aynen. 7 tane muza ihtiyacımız var. Geliyorum. Orta boy. Tamamdır hocam. Şimdi bu alışverişi yapıyoruz ama bu alışverişi her gün yapmaktansa bence bir gün yapmak çok daha iyi oluyor. Yani hem yorulmuyorsunuz hem de yemeğim kaldı mı, işte yumurtam bitti mi, yulafım var mı telaşına düşmüyorsunuz. O yüzden bir kere yapıyoruz. Bunları tek tek gün içerisinde nasıl yiyoruz, nasıl paylaştırıyoruz, nasıl ayıştırıyoruz bunların hepsini anlatacağız. Ama dediğim gibi bir kere yapın, yorulmayın. En güzeli böyle. Tamam. Fit waffle'ımızın asıl lezzetini veren şey keçi boynuzu. Keçi boynuzu var ya, bana da gücümü veren. Aynen. O bench press'te 5-10 kilo daha koyuyorum. üzüm pekmezi, dut pekmezi, keçi boynuzu. Aynen. Bundan 14 çorba kaşığı kullanıyoruz. Tamam. Bu bize zaten çok uzun süre gider. Ya, tamam, o zaman aynen. 14 kaşık alamayacağımıza göre birkaç aynen. haftalık keçi aynen. boynuzu pekmezini aldık. Hadi. Pekmezi atarken bir yumurta kırdım da. Neyse, Allah'tan 30 tane almıştık. Sayı 28'di değil mi? 28. Tamam, 29 tane kaldı şu an. Sıkıntı yok. Şimdi kahvaltıyı bitiriyoruz. Tabii ki Fit Waffle yanında her sabah böyle yeşillik yiyoruz. O yüzden gidip şimdi manavdan güzel bir yeşillik alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi bize yeşillik sınırsız. Boka, maydanoz, kıvırcık, tere hepsinden 1-2 porsiyon alacağız. Tere de veriyorum. Tamam. Nane. Nane de olur. Göbek, kıvırcık. Şundan atalım. Sarımsak. Aynen. Sarımsak değil de dereotu sever misin? Tabii ki ya. Dereotu müthiş. Herkes gücün kaynağını sadece proteinde zannediyor. Ama gücün gerçek kaynağı yeşillikle, bunu unutmayın. Yeşil demişken yeşil elmayı da çıkaralım aradan. Günde bir tane yeşil elma yiyoruz. O yüzden 7 tane yeşil elma alacağız. Tamam. En önemli yağ kaynaklarımızdan biri zeytinyağı. Salatamızın üzerine olmazsa olmaz. Burada biz yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kullanacağız beslenmemizde. Ama yine büyük almak zorundayız. O yüzden önemli bir bilgi. Burada zeytinyağının iki formu var. Biz burada soğuk sıkım olanı tercih edeceğiz salatalar için. Bu Riviera formu var. Bunu genellikle yemeklerde tercih ediyorlar. Bunun ısınma süresi diğerine göre daha fazla. Ama biz burada taze ve soğuk sıkım olan zeytinyağını tercih edeceğiz. Şimdi kahvaltımız bitti. Ana karbonhidrat kaynaklarımıza geçiyoruz. Birazdan kasapta protein kaynaklarımıza geçeceğiz. Biz bu alışverişi yaparken günlük 2500 kalori hesapladık. Evde zaten bunu size yaparak göstereceğiz. Ama siz de belki 1800, 2000, 2200'e bunu çekebilirsiniz. Biz kendimize göre yapıyoruz. Şimdi tahıllarımızı da alalım, sebzelerimizi alalım, sonra kasaba gideceğiz. Evet, 1680 gram makarna ihtiyacımız var. 1680, o zaman 400, 4 tanesi 4 tane 1600 yapıyor. 1600. Bir tane daha alayım, 5 tane alayım. Mecburen tamam. öyle alacağız. O zaman 8 günlük oluyor. Evet. Bir sonraki alışverişimizde hesabımızı ona göre yaparız. Evet. Tamam.
şimdi sebzelerimiz kaldı. Kabak, biber ve brokoli alıp bitiriyoruz burayı. Hadi gidelim. Evet, birazdan protein alımı için kasaba geçeceğiz. Ama diğer videolardan da biliyorsunuz, haftanın birkaç günü ben mutlaka balık tüketiyorum. Hem omega 3 olduğu için hem de gerçekten her gün et yemek, tavuk yemek, hindi yemek zor olduğu için öğünlerimi karıştırıyorum. O yüzden Dardanel turumu da alıyorum ve manava geçiyoruz. Hah. Ya gelmişken bir tane de badem aldın mı burada? Aynen. Çiğ badem. Zaten günde 7-8 tane tüketiyoruz. Evet, tamam, o zaman bu da ara öğün olarak bize. Aynen. Paket bir paket alıyorum, tamam. Paket ya. Abi yine biz geldik. Hoş senden geldin. Ricamız. Rica brokoli alacağız. Kabak alacağız. Başka ne var? Bir de kapya biber alacağız. Bir de kapya biber alacağız. Kapya ne kadar olsun hocam? 7 tane. Her gün bir tane. Aynen. Yarıya bölüyoruz. Öğlen, akşam. Bizde hesap belli abi. Aynen. Gramajlar belli, kalorler belli. Evet, aynen. Sen de yemeği seviyorsun abi herhalde. Çok. Abi, biz de seviyoruz da işte belli oluyor abi. Afiyet, şeker olsun. 7 tane sakız kabak alacağız. Bir de brokoli. 1 kilo da brokoli alacağız. Ya sen var ya. Yemin ediyorum 1 kilo, tam 1 kilo oldu ha. Başka bir şeyiniz var mı? Yok abi, çok teşekkür ederiz. Ama bakıyorum unuttuğumuz bir şey yok. Yumurta, yulaf. Evet. Muz, bol yeşillik, zeytinyağı aldık. Yeşilimimizi aldık. Kabak aldık, biber aldık, brokoli aldık. Bademimizi aldık. Tamam, kasaba geçebiliriz. O zaman kasaba gidiyoruz, hadi. Nasılsınız? İyi abi. Nasılsın? Çok şükür abi ya. Sen nasılsın abi? İyi, ne istersin? İçeri kalkma yaptık. Yok ya, biz şimdi etimizi alalım, yemek yapacağız çünkü. Tamam. 1400 gram dana kıyma istiyorum. 2400 gram. Evet. Tamam. Ve çok yağlı olması lazım, değil mi? Aynen. Çok yağlı olması. Çok az yağlı olması. Onu birkaç parça bölüyor muyuz? Aynen. Gram gram. Nasıl aynen. Biliyor? Biliyor. 200-200 ayıracağız. 200-200 ayıracağız. 7 parça aynen. Olacak yani aynen. Toplam 1 haftalık aynen. Etimiz olacak. Adam biliyor, ne yapacağını biliyor çünkü ben öyle evet, etimizi aldık. Sıra tavukta. Abi aynı miktarda 1 kilo 400 gram tavuk göğsü istiyoruz. Evet, burada küçük bir ipucu verelim. Tavuğu kasabınızdan rica edin ve kıyma şeklinde çektirin. Bu şekilde soğanla beraber kavurduğunuz zaman aynı etteki gibi yumuşacık ve böyle sulu bir şekilde oluyor ve yemesi çok kolay oluyor. Çok uzun süredir tavuk ve hindi yiyor olabilirsiniz ve bundan çok sıkılmış olabilirsiniz. O yüzden bu şekilde yemenizi tavsiye ederim. Bir kere deneyin, pişman olmazsınız. O zaman hep kıyma yapıyorduk ya. Bugün evde tavuk yapalım mı? Yapalım. Bugün, bugün tavuk kıyma yapalım. Şeklinde tavuk yapalım. Tamam. Bakalım. Nasıl oluyor? Ben de her videoda bir şey öğreniyorum. Bana da söyleyeyim her şeyi. Şekerim düşmeye başladı. Hasan da var ya, hiç acıkınca Hasan değil yani. Biraz değişiyor. O yüzden biz bunları alalım, eve gidelim. Bir an önce fit waffle yapıp öğünlere başlayalım. Bir haftalık alışverişimizi yaptık. Şimdi günlük olarak yemeklerimizi hazırlamaya başlayacağız. Bir kişilik tavuk ve etimizi çıkardık. Bunları buzlukta muhafaza ediyoruz ve bunların çözülmesi için kahvaltımı hazırlamadan önce ben bunları çıkarıyorum. Şimdi yeni aldığımız için bunlar zaten çözünük halde. Ama bunların çözülmesini beklemek istemiyorsanız kahvaltınızı etmeden önce çıkarabilirsiniz. Bunları buraya koyalım. Şimdi hepimizin aşina olduğu fit waffle tarifini hazırlıyorum. Yumurtalarımızı kırdık. İki kişilik hazırlayacağız. Ertan Hoca ile beraber yiyeceğiz bugün. Yalnız senin ses gitti. Ses gitti. Ya Hasan soğuk var ya. Gitti. Acıkınca sen hiçbir sen değilsin. Hiçbir şey kalmadı hocam. Şimdi bundan sonra kendine gelirsin. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Mesela diyorlar ki işte hocam bozuyor musun diyeti falan filan. Biz ne yazık ki Hasan bir ameliyat oldu. İşte ben de bir hafta hasta oldum falan. Antrenmanlara ara verdik. Antrenmanlara ara verince beslenme düzeni de bozuluyor. Böyle bir 3-5 gün hatta bir hafta biraz geri gittik diyebilirim ama bunlar hiç olabilir arkadaşlar. Evet, sizin hayatınızda olacaktır. Hemen geriye gelmemiz gerekiyor. Diyetimiz, antrenmanımız, üzerimize geri gelmemiz gerekiyor. Çok fazla bozmuyorum diyeti. Ama mesela ne yapıyorum? Hafta sonu, pazar günü, daha önceki videolarda söylemiştik size. Çikolata koyabiliyoruz waffle'ın içine ya da ben fıstık ezmesi sürüyorum üzerine. O zaten benim için tatmin etmiyor. Çikolatalı fit waffle tarifini izlemeyenler varsa izlesinler değil mi? Aynen. Sahra bana diyor, biliyor musun? Ya sıkılmadın mı her gün her şey diyor. Samimi yok, söylüyorum. Vallahi hani bunu video ya. Yapıyoruz diye söylemiyorum. Yok yok. Ben her gün fit waffle yiyorum. Ben 5 senedir aynı şeyi yiyorum. Seninki daha da beter. Ve seviyorum da yani. Tabii ki arada değiştirebilirsiniz ama forma girmek istiyorsanız aynen. Bence
bir rutin oluşturmak zorundasınız. Rutinin biraz dışına çıkacaksınız ama hep farklı olmaz. Bir rutin oturtmak önemli. Bugün de size aslında bir günlük öğünleri hazırlıyoruz. Ve hemen hemen her günde zaten aynı şeyleri yiyoruz. Bunun çok dışına çıkmıyoruz. Evet, yemeğimizi yapmaya başladık. Biz bazı yerleri tabii ki hızlı geçiyoruz. Ama bazı bilgileri size vermek istiyorum. Bugün iki öğün hazırlıyoruz. Bir tanesi tavuk, hem örnek olması adına. Bir tanesi de kıyma. Yanında da karp olarak makarnamız var. Tavuk kaç gramdı? Tavuğumuz pişmemiş, ağırlığı 200 gram. Piştikten sonra 150 gram kalıyor. 150 gram. Aslında buradan şunu anlıyoruz. Siz 200 gram tavuk alıp pişirdikten sonra onun gramajı indiği için aslında alırken ona göre hesaplamanız gerekiyor. Kıyma da aynı şekilde kaybediyor. Biz programımızda 150 gram kullandığımız için pişirmeden önce 200 gram ağırlık azalıyoruz. Karbonhidratlarda da tam tersi. Karbonhidratlarda kuru ağırlık alıp piştikten sonra, çünkü içerisinde su çektiği için onu hesaplamamız mümkün olmuyor. Artıyor. O yüzden bir öğünde 120 gram makarna yiyeceğiz. Onu da pişirmeden önce burada kuru ağırlık olarak alıyoruz. Tamam. Hassas arttığımızda kuru ağırlık olarak ölçerek alıyoruz. Çünkü makarna ağırlaşıyor ama tavuğumuz ve etimiz biraz çekiyor. Aslında bu detaylar çok önemli. Tam tamına gramajınıza uymak istiyorsanız. Zaten biz size bu programı videonun altında paylaşırız. Harun da size görüntü olarak gösterir. Her gün ne yiyeceğimiz kaç adet kaç gram yazıyor. Zaten bugünkü alışverişimizde de biz bunu iki öğünle ve kahvaltıyla 7 ile çarparak alışverişe çıktık. Aslında bir haftalık alışverişinizi yaptıktan sonra bunları böyle gün gün yapmak çok basit. Fakat senin bir taktiğin var biliyorum. Etleri istifliyorsun. Aynen. Ve dolapta saklıyorsun. Şöyle bir küçük bir trik verebiliriz. Şimdi bunlar bazen çok kalın istiflediğiniz zaman veya bunları böyle hızlıca elinize ve yuvarlak hale getirip istiflediğiniz zaman bunun çözülmesi çok uzun sürüyor. Sabah senin demin yani dediğin gibi erken çıkartsak. Yani bir saate yakın. Aynen de bunu çözülmeden yapmaya kalktığınız zaman bu iş çok uzuyor. Ve aslında sağlıklı ve güzel de pişmiyor. Bunların güzel pişebilmesi, güzel çözünebilmesi için ben bunları hazırlarken daha da ince forma getiriyorum. Buzdolabı poşetin içerisine böyle yayıyorum. Onu da streç film rolosu yardımıyla biraz ezip düzlüyorum. Daha çabuk. Öyle olduğu açın zaman yani kahvaltımı hazırlamam bitmeden daha o çözülmüş oluyor. Süper. Çok iyi oldu. Bazen pilav yapıyoruz, bazen makarna yapıyoruz. Zaten geçen videoda size söylemiştim. Burada bir tane makinemiz var. Yani önemli olan bunun hangi marka olduğu değil ama bu buhar makinesi gerçekten sebzeyi, pilavı, hatta bazen et olduğu zaman eti de pişirmemiz de inanılmaz bizi hızlandırıyor. Bugün kıyma şeklinde tavuk ve et olduğu için tava kullanıyoruz ama ham tavuk ve et olduğu zaman yine bu makineyi de kullanabiliriz. Sizlerle mutfak ekipmanlarını da aşağıda mutlaka paylaşacağım. Kullandığımız birçok ekipman var. Bu işte ekipman önemli. Tavuğun kıyma formu böyle bir görüntüye sahip oluyor. Bunu da makarna ile karıştırdığınız zaman hiç o tavuğun o sıkıldığınız o ağızda bazen gitmemesi hiçbir şekilde karşılaşmıyoruz böyle olduğu zaman. Çok rahat böyle arada makarna ile beraber gidiyor. Evet. Bir araştırma var bununla ilgili. Kıyma haline gelmiş ve direkt kıyma haline getirilmemiş etle ikisini araştırıyorlar. Ve bunun insan sindirimi için, insan vücudunun kullanabilmesiyle ilgili değerlendirme yapıyorlar. Evet. Bunun sonucunda çıkan sonuç, kıyma haline gelen et çok daha iyi ve rahat sindiriliyor. Aynı zamanda çok daha amino asit yapısı çok daha kolay kullanılabiliyor. Bunun sebebi de şu, çok fazla midede beklemeden, çünkü aynen çözülmüş halde mideye gittiği için bir daha bunun midede parçalanması, işte amino asit peptit bondlarının dağılması, bu işlem çok daha kısa sürüyor. O yüzden aslında böyle ufak tefek detaylar ama bunlar önemli detaylar. Ben o yüzden bu araştırmayı okuduktan sonra bu işe daha da... Bunları gizliyor bak, bunları bana da söylemiyor. Bu videoda ben de çok şey öğreniyorum. O yüzden başta demiştim ama bugün ben de çok şey öğreneceğim diye hakikaten öğreniyorum. Ayrıca size şunu paylaşmak istiyorum. Ya bazılarına çok zor geliyor olabilir. Gerçekten biz bu işe alışkınız. Çünkü fit olmak istiyorsanız tabii ki iyi antrenmanız gerekiyor. Ama en önemlisi iyi beslenmeniz gerekiyor. Doğru besinleri almanız gerekiyor. Bunu her videoda size söylüyoruz. Eğer bu size çok zor geliyorsa başka bir önerim daha olacak. Mesela biz şu an Hasan'la Balaban Soli Sports'un üyeleri için bir paket hazırladık. Balaban Pack adında. Bunu sizle paylaşırız. Aslında günlük yemeniz gereken tüm öğünler, tüm kaloriler, tüm makrolar, mikroları Fit Chef'in ekibi ve Hasan Keşici tarafından dizayn edildi. Biz evinize sizin sabah, öğle, akşam yemeğinizi
gönderiyoruz. Ya ben bu işi yapamıyorum, alışveriş de yapamıyorum. Ben gerçekten antrenman yapıyorum ve beslenmeyi düşmek istiyorum derseniz eğer sizlerle bu paketin linkini paylaşırım. Eğer detaylı bilgi isterseniz de Hasan'la e-mail'le iletişime geçebilirsiniz. Size detaylı bilgi verir. Siz işinize gidersiniz, sporunuzu yaparsınız. Beslenme kısmını paket halinde size biz bırakabiliriz. Biz bunu üyelerimiz için yapıyoruz. Ama tabii ki takipçilerimiz de bundan yararlanmak isterse sizlere aşağıda linki paylaşacağım. Gidip siteye bakabilirsiniz. Ya var ya ben konuşurken neler yaptın? Hocam kusura bakma. Üzereyiz. Bugün biraz yükü sana verdim. Yok, ama hocam, sen seviyorsun bu işleri. Severek yapıyor. Kendi içine sevgisini de katıyor. Bu arada ben her gün Fit Waffle yiyorum ama gerçekten Hasan buraya gelip yaptığı zaman 5 sene tecrübe var. Fit Waffle biraz daha güzel oluyor sanki. O yüzden onun geldiği günler mutlaka ona yaptırıyorum. İlk öğünümüzü bitirdik. Tavuk, makarna, üzerine sebze ilave ettik. Bunu da şöyle bir küçük bir yine trik vermiş olalım. Bunu böyle hemen kapatmayın. Çünkü bu buharda pişirmenin evet, de aslında bir sebebi de bu. Çok fazla bunların pişip besin değerlerini kaybetmesini istemiyoruz. Bu birazcık soğusun. Zaten bu götürdüğümüz yerde de soğuyacak. Biz bunu ısıtıp yiyeceğiz. Kendi buharıyla pişmesini istemiyoruz. Bunlar biraz soğusun. Sonra kapağını kapatıp zaten alıp gidebiliriz. Onu soğumaya bırakalım. Şimdi son olarak kıymamızı da yapalım ve bu iş bugünlük bitsin. Evet, tabii ki bugün size bazı öğünlerimizi gösterdik ama bunlardan çok daha fazla opsiyonlar var. Mesela ne diyebiliriz? Kıymayı köfte şeklinde yiyoruz. Bazen et şeklinde yiyoruz. Tavuğumuzu kıyma şeklinde yedik. Normal sote şeklinde de yiyoruz. Makarna pilav olabilir. Aynen. Yani mesela sebzemizi kullandık, buharda yaptık. Bunu tavukla beraber yapıp da yiyebiliriz. Sote gibi. Aynen, sote şeklinde de. Fit waffle değişmiyor mu böyle? Fit waffle çok fazla değişmiyor ama fit waffle'a ek bir sürü daha tarifimiz var. Onları da ilerleyen videolarda paylaşırız. Artık şu sürprizleri çıkar. Tamam. Peki omlet olabilir sabah, güzel. Omlet olabilir. Aynen. Bazen egg box'ta yiyoruz. Güzel evet, oluyor. Güzel ton balık sandviçimiz olabilir. Ton balıklı evet. Genellikle ben hindi öğününü haftada bir iki kere ton balığıyla veya işte somon balığıyla değiştirmeye çalışıyorum. Değiştirmeye çalışıyorsun. Aynen. Aslında arada hem güzel bir denge buluyoruz. Hem de balık yememiz gerekiyor. Hem de bu öğünleri değiştirmemiz bize keyif veriyor. Ama hep aynı standartlarda kalıyoruz. Yani gramaj, protein, karb olarak. Aynen. Tabii ki hafta sonları bazen bunun dışına çıktığımız zamanlarda oluyor. Biz sizle en sevdiğimiz öğünleri paylaşıyoruz. Daha önceki videolarda aşağı çok güzel yorumlar yaptınız. Hem supplement videosunda hem bir günlük rutinin videosunda. Gerçekten yorumları tek tek okuyorum. Çok da teşekkür ederim. Şimdi sizlerden şunu rica edeceğim. Bu kadar bana fikir verdiniz bugüne kadar. Sizler de çoğunuz zaten sporcusunuz ya da iyi besleniyorsunuz. En favori öğününüzü, tarifinizi bizlerle paylaşın. Biz de bunları okuyalım. Hatta belki videonun bir tanesinde şu kişi tarafından verilen bu tarifi deniyoruz yaparız, deriz ve yaparız. Aynen. O yüzden mutlaka yorumları bekliyoruz arkadaşlar, tamam mı? Kıyma bitmek üzere. Çok az kaldı. Şimdi bunları kutulara koyacağız. Hemen üzerimizi giyineceğiz ve okula gidiyoruz. Antrenmansız video olmaz demiştik. Bugün sizlere çok sevdiğim bir itiş antrenmanını anlatacağım. Tek tek hareketlerle göstereceğiz. Sizler de bunu izleyerek uygulayabileceksiniz. Dediğim gibi antrenmadan sanki video eksik gibi hissediyorum. Ve bu kadar güzel bir günde de kar geliyor şu anda. İnanılmaz bir kar bekliyoruz. Güzel antrenmamızı yaparak videoyu bitiririz diyorum. Antrenmadan sonra yemeğimizi yeriz ve size veda ederiz. Ama gerçekten çok güzel bir antrenman olacak. O yüzden salonda görüşürüz. Evet, geldik günün en güzel anına, yani antrenman anına. Yemeklerimizi yaptık, marketimize gittik. Antrenmansız vlog olmaz diyorduk. Şimdi bugün ne yapacağız size anlatacağız. Yani siz de aslında bu videoyu izleyerek, hareketlere bakarak bu antrenmanı yapabilirsiniz. Yaparsanız da mutlaka yorum olarak bekliyorum. Ben çok seviyorum bu antrenmanı. Bakalım siz de sevecek misiniz? Antrenmanın ilk bölümü Core Circuit. L-Sit'te Hanging Leg Raise yapıyoruz. İkinci kısmında Push-Up Superset var. 25 tane Push-Up ve Medicine Ball Push-Ups yapıyoruz. Dördüncü kısmı Single Arm Dumbbell Shoulder Press. 4x12 ağır kiloyla Single Arm Shoulder Press. Bu da çok sevdiğim bir antrenman. Sonra bir göğüs hareketi var. Dumbbell Chest Press. 4x8 ve altıncı hareket yine çok çok sevdiğim bir hareket. Lateral Raises. Yani omuzumuzun yanını çalıştırdığımız hareket. Bu da 15 tekrar 4 set. Dips Overhead Tricep Extension. Süper set yapıyoruz. 15 tane bodyweight dips yapıyoruz. 10 tane de dumbbell'la tricep extension yapacağız. Son hareket ise skull crusher 3x12 bitiriyoruz. Yani bütün yol boyunca ittiğimiz ve pump olduğumuz bir antrenman. Hadi başlayalım. Blah, blah, blah.
problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Evet, geldik antrenmandan sonra yemeğe. Hayatımda en sevdiğim şeylerden bir tanesi hak edilmiş bir yemek. Yani güzel bir antrenmandan sonra yemek yemek. Antrenman yapmadığım zaman da tabii ki yemek keyifli ama antrenman sonrası ayrı bir keyifli oluyor. Şükürler olsun tabii ki. Arkadaşlar biliyorum şu anda gerçekten alışveriş yapmak, birçok besine ulaşmak ekonomik anlamda eskiye göre zorlaştı. Bazen videoların altına yazıyorsunuz. İşte ya hocam bunu nasıl alalım çok pahalı diye. Üzülüyorum. Umarım hepiniz istediğiniz her şeye en kısa zamanda ulaşırsınız. Ama ben bunları anlatmak ve yaptıklarımı göstermek zorundayım. Sadece size şunu söyleyeceğim. Eminim bazılarınız sigara içiyordur. Bir kere sigara hesabı yaparsanız eğer günde 25 TL bir sigaranın bir paket içiyorsanız eğer haftada nereden baksanız belki 200-250 TL gibi bir oran oluyor. Ya da belki alkol kullanıyorsunuz. Yani 5-6 bire bile şu anda ciddi paralar ya da bir mekana gidiyorsanız bu da çok ciddi paralar. Zaten antrenmana başladığınız zaman alkol, sigara gibi maddeleri kullanmamanız gerektiği için belki onları kullanmazsanız çok ciddi ekonomik bir kazanç elde edersiniz. Bu bir. İkincisi ise inanın biz bir haftalık ya da belki bazen bir aylık alışverişimizi yaptığımız zaman her şey daha ekonomik hale geliyor ve bugün ben mahallemdeki marketten yaptım. Ama her şeyin ucuz olduğu yerler var. Bunları bir seferlik gidip oradan tedarik edersek belki bir öğünün fiyatını gittikçe indirebiliriz. Alışveriş merkezlerini, sokakta yediğiniz fast foodların fiyatlarını hesaplarsanız bir öğününüz 40-50 bazen 60 TL'ye geliyor. Ben eminim şu anda ince bir hesap yapmayacağım ama bizim yaptığımız öğünlerin de hesabı ondan çok fazla değil. O yüzden fast foodları da bir araya getirirseniz gerçekten ciddi bir oran yapıyor. Yani biz bugün elimizden geleni yaptık sizler için. Ne diyorsun Hasan? Hocam bugün aslında işin tam olarak nasıl olması gerektiği gibi yaptık biz bu işi. Ama eğer arkadaşlar da isterse ve yorumlara da yazarlarsa belki bir sonraki videolarda bunun daha ekonomik hallerini, işte belki protein kaynaklarını değiştirerek, karbonhidrat değiştirerek ya da miktarlarıyla biraz oynayarak daha farklı bir video ve daha farklı bir programda yapılabilir. Yani illa bu şart bu şekilde yapılacak daha bir şey. Daha ekonomik bir versiyon evet, yapabilir kesinlikle miyiz? Kesinlikle şunu düşünmesinler. Yani bu yapmışlar, bu böyle olacak. Aa, ben bunu yapamıyorum o zaman yapmayayım. Kesinlikle değil. Bu bugün bizim yaptığımız. Yarın biz bunu değiştirebiliriz veya insanlar bunu daha farklı şekilde yapabilir. Beslenme zaten kişiye özgüdür. Bu işin içerisine ekonomik faktörler, doğal faktörler, evet. Endemik, her şey çok fazla şey giriyor, evet. Hastalıklar. O yüzden bu bizim yaptığımız şekil, buna örnek de alabilirler. Aynısını yapacaklar diye aynısını bir şey yapacaklar anlamına gelmiyor değil mi? Demek değil kesinlikle. Yani tamam. O anlam çıkmasın tamam. Kesinlikle. Onun dışında ileriki videolarda dediğimiz gibi belki daha ucuz, daha farklı bir menüde tasarlarız. Bir de şunu ekleyelim o zaman. Diyelim ki ekonomik sıkıntımız yok ama zaman sorunumuz var. Videonun evet. Başında söylediğim gibi biz Balaban'ın üyelerine çıkarttığımız bir Balaban pack var. Bununla ilgili de bir video zaten yapacağız. Belki onu izleyerek fikir sahibi olabilirsiniz. Ve sizlerle tekrar söyledim. Aşağıda linki paylaşacağım. Zaman problemi olanlar için de biz kendi ayarladığımız menümüzü sizlerle paylaşabiliriz. Ben bayağı acıktım. Yemeğimi yiyeceğim. Ama benim için çok keyifli bir gündü ve Hasan ne zaman yemek yapsa gerçekten çok güzel yapıyor. Bayağı da güzel gözüküyor. Videoyu eğer buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Hasan'la çok güzel bir seri yapıyoruz. Herhalde bu 6. 7. videomuz. Daha da çok güzel videolar yapacağız. Umarım keyifli olmuştur ve umarım bu videodan bir şey öğrenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling.